kez enerjik iki kadın yöneticimiz sizlerle. Koçser'in iki yeni ürününü sizlere anlatmak için buradalar. Koçser Dijital Platformlar Satış ve Pazarlama Müdürü Sayın Gülşah Kayserili ve E-Ticaret Müdürü Sayın Tuğçe Tunç'u sahneye davet ediyorum. Buyurun. Teşekkür ederiz. Saygıdeğer konuklarımız, öncelikle hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir arada olmaktan, sizlerle 20 yıllık serüveni konuşmaktan ve yeniliklerimizi kutlamaktan dolayı tarif edilemez duygular içerisindeyiz. Biraz önce dışarıda tarif etmek istediğimde 16 yıllık iş hayatımın en onur duyduğum günü yaşadığımı söyledim. Gerçekten öyle. İsmim Gülşah. Soy ismimden aldığım güçle mezun olduğumda satış mesleğini seçtim. Şu anda da Serhan Bey'in sunumda bahsettiği tüm dijital platformların yurt içi ve yurt dışı satış pazarlama süreçlerinden sorumluyum. Merhaba, hoş geldiniz. Bugün sizlerle şirketimizin 20. yılına özel, Serhan Bey'in de söylediği gibi iki yeni dijital platformumuzu tanıştırmak üzere Gülşah'la buradayız. Ben Tuğçe, şirketimizin e-ticaret faaliyetlerinden sorumluyum. 20 yıllık yolculuğun son 10 yılına bizzat şahit olma fırsatı buldum. Açıkçası Serhan Bey de söyledi, hayal gibiydi diye. Ben 10 yıl önce bugünü hayal edebilir miydim emin değilim. Ama aramızda şirketimizin ilk kurulduğu günden beri aramızda olan yöneticilerimiz, eski genel müdürlerimiz var. Umarım kendilerinin hayal ettiği noktayı bugün sahnede onlara anlatabileceğiz. Evet, ben de 20 yıl öncesinin teknolojisini ve internet ortamını düşündüğümde dijitalleşmeye nasıl öncülük ettiğimizi çok merak ediyorum. Gerçekten hayranlık verici çünkü şu an bile dijitalleşmede zorlanan şirketler var. Bir kültür değişimi. Gerçi benim bazı şeyleri kabul etmem hiç kolay olmadı. Takdir edersiniz ki satın alma firmasında bir satışçıyım. Her şeyimiz müzakere. Ama itiraf ediyorum ki bana kattığı en büyük öğreti satın almanın için ne kadar dinamik ve riskli olduğu. Ve her geçen gün bu risk artıyor. Tabii yanımda bir satın alma profesyoneli varken bu başlıkları ve yılları benim değerlendirmem uygun kaçmaz. Estağfurullah. Evet, ben şirkete bundan 10 yıl önce bir satın alma departmanında sektör yöneticisi olarak başlamıştım. Satın alma tabii çok geniş bir konu ve içerisinde hassas bir noktalar olduğu için sözleşmeler, anlaşmalar, mukayeseler çok da fazla aslında manuel konular var. İşte Zer, ekranda görmüş olduğumuz bunca başlığı günlük rutini haline getirmiş satın almacı arkadaşlarımıza bugüne kadar ev sahipliği yaptı ve yapmaya da devam ediyor. Arkadaşlarımız gün içinde tedarikçilerle ve müşterilerle görüşürken aslında pazarın da dijital ihtiyaçlarını bize aynalar nitelikteler. Dijitalleşme deyince benim aklıma iş kolaylaştırma geliyor. Çünkü günlük yoğun tempo içerisinde yeni bir dijital ürünü hayatımıza adapte edebilmek için ayrıca bir efora ihtiyacımız var. Dolayısıyla dijital ürünlerde değer önerisi de son derece önemli. Şimdi satın alma deyince Gülşah bana topu attı. Ben de hemen dijital platformlarda Gülşah'ın ne söylemek istediğini, söyleyeceğini duymak için kendisine söz veriyorum. Şimdi buradaki birçok konuğumuzla da konuşuyoruz. Herkes de senin söylediğin gibi işin özünde işini kolaylaştırmak istiyor. Tabii ki de optimum satın alma hedefi var. Doğru fiyat, doğru tedarikçi, doğru zaman. Bunları kimse göz ardı edemez. Ancak ana amaç belli. Stratejik satın alma konularına odaklanmak için zamanı maksimum verimlilikte yönetmek. Koçların doğuş hikayesi bu. Burada önemli olan nokta, çoğu kişinin de bildiği aksine her şirketin dijitalleşme yolculuğu benzersiz olabilir. Satın almadaki deneyimimizle teknolojideki deneyimimizi harmanladığımızda dijitalleşme yolculuğunu 4 adımda takip ediyoruz ve hepsi için ayrı başarı kriterlerimiz var. Öncelikle doğru ihtiyaç analizi. Şirketlerin hangi iş süreçlerini iyileştirmeye ihtiyaç var? Gereksinim listesi ne? Ve bu ihtiyaca yönelik doğru teknolojinin konumlanması. Burada sadece bir ürüne ya da bir ürünün küçük bir modülüne de ihtiyaç olabilir. Ne eksisi ne fazlası. Verimlilik için çok önemli. Ve bu teknolojinin doğru yöntemlerle entegrasyonu. Bizim için en büyük başarı göstergesi aslında devreye aldıktan sonraki kısım. Kullanım oranları, verimlilik, kullanıcı deneyimleri. Bizim için en önemli kısım bu diyebilirim. Ya birçok dijital platformumuz var ama bugün B2B'ye ticaretten başlasak, mesela Zer Online'dan örnek versek nasıl olur Gülşah? Kesinlikle. Bugün zaten gündem konularımızdan evet. Bir tanesi. Çok doğru bir örnek olur. Türkiye'nin en büyük B2B kataloğu diye lanse ettiğimiz Zer Online'ı buradaki birçok müşterimiz de kullanıyor. Ve muhakkak teyit edeceklerdir ki bizim için gerek satın alma profesyonellerinin gerek talepçilerin
kullanıcı deneyimleri, kullanım oranları çok önemli ve düzenli takip mekanizmalarımız var, ölçümlemelerimiz var. Zaten dijital platformlar deyince izlenebilirlik en başta geliyor aklımıza. Şimdi biz bu kullanıcı deneyimlerini nasıl geliştirebiliriz diye düşünürken, ki hizmet, teknoloji, ihtiyaçlar hiç durmuyor, gelişiyor. Aklımıza şöyle bir düşünce girdi. B2C'deki alışkanlıkları, aslında B2C'deki özellikle pazar yeri alışkanlığını B2B'ye taşıyabilir miyiz? Yani birçok alternatifi tek bir noktada gösterebilir miyiz? Çok doğru. Aslında pandemiyle birlikte hepimizin hayatına e-ticaret fazlasıyla girdi. Ve B2C alışkanlıklarının da yakın zamanda B2B'de beklenti haline gelmesi aslında kaçınılmaz bir gerçek. Evet. Ve bu düşünceyi de küresel verilerle teyit etmek istedik. Şimdi istatistiklere baktığımızda dünyadaki B2B pazar yerlerindeki artışı ve pazar yerlerinin derin etkisini görebiliyoruz. Markalar herhangi bir tedarik zinciri kısıtlamalarıyla sınırlı kalmadan ürün ve hizmetlerini müşterilerine alternatif olarak sunabiliyor. Özellikle son 3 yıldaki artış trendi çok etkileyici ve daha da artması öngörülüyor. Şimdi ihtiyaç dedik, veriler dedik, vizyon dedik, strateji dedik ve doğru zamanı bulup harekete geçtik. Evet, gerçekten en heyecan verici noktaya geldik. Serhan Bey'in de söylediği gibi günün starı diyebilir miyiz Gülşah? Kesinlikle deriz. Zergo bir marketplace, bir pazar yeri. Alıcıları ve satıcıları bir araya getiriyor. Ama bir farkla, tamamen iş yeri ihtiyaçlarını çözmek üzere kurgulanmış bir pazar yeri. Yani B2B isterleriyle kuşatılmış bir anlamda. Esasında Türkiye çok büyük bir ülke. Alıcılar var ve satıcılar var. Ve bir noktada iki taraf birbiriyle buluşamıyor. Biz 20 yıllık tecrübemizde de bunu gördük. Tabii birçok sebebi var. Bu sebepler arasında ama öyle bir nokta var ki gerçekten çok ön planda. Bu da güven. Firmalar genellikle bildikleri, güvendikleri diğer şirketlerle alışveriş yapmaya ya da onlardan ürün almaya meyilliler. Haklılar da. Dolayısıyla tam bu noktada Koç Holding'in güven algısı ve Zer'in 20 yıllık satın alma tecrübesiyle alıcı ve satıcıları bir araya getireceğimiz ve satın almaya yeni bir soluk getireceğini düşündüğümüz Zergo'nun lansmanını gururla yapıyoruz. Evet ve kuruluş hikayemizden çok kısa bahsetmek istedik ve iki faza ayırdık. Tuğçe, hayal ettiğimizi tasarlayabildik mi? Kesinlikle hem hayal ettik hem tasarladık. Çok keyifli bir süreçti öncelikle, çok fazla şey öğrendik. Hayal etme fazı bizim aslında satın alma görevimizden gelen günlük rutindeki işimizi kolaylaştırma ihtiyacımızdan doğdu. Ardından müşterilerimizle görüşmeler yaptık. Hem potansiyel hem mevcut müşteri görüşmelerimiz çok önemliydi bizim için. B2B ticarette sonuçta belli bir dönemden beri bir tecrübemiz var. Bu süreçte olumlu olduğu gibi olumsuz tecrübelerimiz de oldu ve bize çok fazla şey öğrettiler, çok fazla şey kattılar. Dolayısıyla yapmış olduğumuz tüm görüşmeler ve tüm tecrübelerden yola çıkarak esasında hem pazarın hem de bizim bulunduğumuz noktanın bir röntgenini çekmiş olduk. Ardındansa tasarlama fazına geçmek üzere kolları sıvadık. Bu noktada şirketimizin yaklaşık 7 farklı departmanından, hukuk da vardı, lojistik ekibi de vardı, satış ekibi de vardı ya da satın alma ekipleri de vardı. Bir çalışma grubu oluşturduk. Bu çalışma grubunun amacı ortaktı. Nasıl bir ürün hayatı daha kolay hale getirebilirdi? Ardından yapmış olduğumuz çalışmalar sonucunda bazı kararlar aldık. Evet, çok fazla kullanıcı senaryosu çıktı bu arada. Kesinlikle 375 tane kullanıcı hikayesiyle Nisan 2023'te gaza basmaya hazırdık. Evet, süre olarak zorlayıcı ama çok keyifliydi. Ama kabul edelim ki en çok keyif aldığınız kısım çıktıları gördüğünüz taraftır. Bu da hayata geçir fazıydı. Kesinlikle öyleydi. 7 ay gibi kısa bir sürede aslında ürünümüzü hayata geçirdik. Marketplace, pazar yeri gerçekten çok derin bir konu. Birçok başlıkta hem stratejik, hem teknolojik, hem de süreçsel olarak çok fazla çalışma gerekiyor. Şirketin farklı uzmanlıklarından birçok çalışma grubuyla bu süreci başarıyla tamamladık. Şimdi şöyle bir 7 aylık süreci düşündüğümde sanki 3 günde geçmiş gibi açıkçası. Ama bir yandan da çok büyük eforlar var. Kategori ekibinden bahsedelim mesela. Güvenli platformun öncü kurallarından biri güvenli satıcılar. Güvenli satıcıları bir araya getirmek için kategori ekiplerimiz sektöründe öncü firmaları belirleyecek şekilde bir çalışma yaptılar. Ardından firmalara direkt davet usulü gittiler.
Ve gururla bugün şunu söyleyebiliyorum ki bugün itibariyle canlıdayız. Yaklaşık başlangıcı özel 30 satıcı ve 11 bin ürünle alıcıların karşısında Zerbo. Kesinlikle evet. Burada tam pazarlama başlığı altında da marka isim hikayemizden bahsetmek istiyoruz. Tahmin edersiniz ki go kelimesi hareketlilik, enerji, ilerleme gibi kavramları simgeler. Biz de Zergo'nun B2B ticaret pazarını hareketlendirmeye, keşfetmeye, ilerlemeye teşvik etmesi için bir sembol hale gelmesini amaçlıyoruz. Sürekli dinamik olmak zorunda olan, sürekli farklı parametrelerle karşılaşan alıcıların ve satıcıların Zergo'da bir adım daha ileri gitmesinin önemini vurguluyoruz. Sözü fazla uzatmayacağım. Serhan Bey de reklam da gerekli dedi. O yüzden tanıtım filmimizi izleyelim. Hadi izleyelim. İşinize özel ihtiyaçlarınız varsa Koçzer güvencesiyle durmayın, siz de hemen Zergolayın. Çünkü şimdi Koçzer'in birikimi ve dijital inovasyon tecrübesi Zergo'da buluşuyor. Zergo, dijital bir pazar yeri. Türkiye'nin en kapsamlı B2B pazar yeri olmak Zergo'nun hedefi. Ülkenin dört bir yanından alıcı şirketler ve tedarikçiler bundan böyle Zergo'da buluşacak, alışveriş daha hızlı ve güvenli olacak. Türkiye'de ticaret Zergo'yla hızlanacak. Siz de Zergo'ya gelin, farklı tedarikçi seçeneklerinden işletmeniz için en uygun alternatifleri keşfedin. Kullanışlı arayüzüyle aradıklarınızı rahatlıkla bulmanın tadını çıkarın. Zergo ile işinizi büyütün, hem kendinizi hem sınırları aşın. 20 yıllık tecrübemizle daima işinizin yanındayız. Siz de durmayın, Zergolayın. Teşekkür ederiz. Beğendiyseniz ne mutlu bize de. Evet, bir şirket hem alıcı tarafında hem satıcı tarafında aynı anda Zergo'da ilerleyebilir dedik. Peki Tuğçe, son olarak şirketler Zergo'ladığında ne farklı olacak? Bir kere öncelikle satın alma dünyasına Zergo'lama diye bir yeni bir tabir getiriyoruz. İş yerinizin bir ihtiyacı varsa Zergo'ya girip Zergo'lamanız yeterli olacak. Bu noktada güvenin altını fazlasıyla çizdik. Esnek ödeme yöntemleri özellikle içinde bulunduğumuz bu dönemde alıcılarımıza gerçekten oh dedirtecek cinsten. Grup şirketimiz Yapı Kredi'nin de katkılarıyla aslında ilk günden beri burada nasıl bir fayda sağlayabiliriz üzerine çalıştık. Ve bugün itibariyle sizleri mutlu edecek çözümlerle sitemiz üzerinden sizleri buluşturuyor olacağız. Ek olarak sitemizden direkt Yapı Kredi sayfasına ulaşabilir ve kurumsal müşteri olabilirsiniz. Anında çıkaracağınız sanal kart ile de bir business kartla da sitemiz üzerinden alışveriş yapabilirsiniz. Çeşitlilik son derece önemli bir konu. İş yeri ihtiyaçları dikeyinde dedik. Bu ne demek? Bir iş yerinin çay ocağının çay ya da kahve ihtiyacı olabilir. Ya da iş güvenliği için bir işçinin giymiş olduğu baret ya ayakkabı olabilir. Ya da bir iş kıyafeti olabilir. Bir rulman ihtiyacı olabilir şirket ihtiyacı olarak. Dolayısıyla bunların tamamı Zergo'da Gülşah. Evet. Rekabetçi fiyatlar çok standart bir tanım gibi gözüktüğünden özellikle soruyorum. Satıcılara burada nasıl bir rekabet ortamı sağlıyoruz? Söylüyorsun, rekabet sonuçta çok farklı şekilde gerçekleşiyor ama B2B dünyasında bir gerçeği var. Baremli fiyatlama gibi. Biz Türkiye'de bir pazar yerinde ilk defa baremli fiyatlama özelliğiyle teknolojik olarak bir altyapı sunuyoruz. Hem alıcılarımıza hem de satıcılarımıza. Özetle bir adet almakla 10 adet arasında almak arasında fark olacak. Süper. Ben son olarak söyledim ama arayüzlerimize de değinmeden geçmeyelim. Şöyle, az önce de söylemiştim. Pandemi itibariyle hepimiz online ticaret alışkanlıklarımızı arttırdık. Ve hepimiz de çok profesyonel kullanıcılar olduk. Dolayısıyla dünya bu noktaya gitmişken bizim de arayüzü ve kullanım kolaylığını es geçmemiz mümkün değildi. Zergo ekranda da gördüğümüz gibi B2C deneyimini aratmayacak yönden bir B2B tecrübesini sizlere sunmak üzere hazır. Evet, şimdi B2B ticaretteki mutluluktan bahsettik. Alıcıların mutluluğundan, satıcıların mutluluğundan. Şimdi de geldik ana oyuncuların, çalışanların mutluluğundan ve Zerkart'ı size takdim etmek istiyoruz. Buradaki modern iş dünyasının en önemli konularından biri haline geldi. Çalışan memnuniyeti, çalışan bağlılığı, motivasyonu, teşviği. Koçlar'da bu ihtiyaç doğrusunu hayata geçirdiği
Zar kartı sunmak, koçlar olarak sunmaktan ekstra memnuniyet duyuyoruz. Çünkü bizler de kullanıyoruz. Performans sonucu olabilir, özel gün hediyesi olabilir, bayram, yılbaşı gibi. Bizleri en iyi şekilde temsil etmek isteyen bayilerimizin sadakat programı kapsamında olabilir ya da satışçıların prim sistemi için olabilir. Kendi şirketlerin iş dinamiklerine göre konumlandırabilmesi için çalışan kartımızı çalışanlara sunuyoruz. Çalışana çalışan kart bence çok güzel bir slogan. İlk duyduğumdan beri çok hoşuma gitti. Kendi amacını çok güzel anlatıyor. Bu noktada tabii ki çeşitlilik yine çok önemli. Çünkü birçok aslında persona var hem şirketlerimizde hem de grubumuzda. Dolayısıyla online ticaret yapmak isteyen, QR kodla alışveriş yapmak isteyen ya da fiziksel kart tercih etmek isteyen çalışanlarımız için 3 farklı çeşitli yöntemle aslında Zer kartı kullanıcılarla buluşturabiliyoruz. Evet, burada en çok bize yöneltilen sorulardan bir tanesi de çalışanlar nakit para tercih eder, nakit yardım tercih eder. Çok normal, hepimiz kazandığımız ödülleri bir para değer kaybı olmadan özgürce harcamak isteriz. Zer kartı tam bu noktada bu ihtiyacı karşılayacak şekilde konumlandı. Çok geniş bir alışveriş hali entegre olarak binlerce ürün ve hizmet arasından seçim yapma şansı sunuyor. Geçmiş yılları kıyasladığımızda tek bir markaya bağımlı olmamak, seçim şansının olması gerçekten keyifli. Giyimden markete, seyahatten teknolojiye kadar kullanıcılar tüm ihtiyaçlarını Zer kart aracılığıyla karşılayabilir. 81 ile yaygın bir marka anlaşmamız var. Çok geniş bir hareket alanı sağlıyoruz. Bu bizler için öncelikliydi. Ve tabii ki de olmazsa olmaz, benim gibi mağaza gezmeyi sevmeyen bir insan online alışveriş. Online alışveriş tabii ki de. O da olmazsa olmazdı. Daha iyi bir çalışma ortamı sunması, şirketlerin başarılarına daha da katkıda bulunması için hayata geçirdiğimiz Zer kartın şirketlere olan kısa, orta, uzun vadeli pozitif etkilerini görmek için de sabırsızlanıyoruz. Bugün sizlere İki yeniliğimizden de, sizlerle başarılı olacağına inandığımız iki yeniliğimizden de bahsettik. Tabii ki de buradaki şeyde, bu süreçte yalnız değildik. İlk size anlatmak istedik. Bu arkamızda kocaman bir ekip vardı, heyecanlı. Çok sabırsızlandık, gün saydık ve sizlerin karşısında da hayalimize kavuştuk. Vizyon veren liderlerimiz vardı arkamızda ve tabii ki de çok değerli partnerlerimiz, iş ortaklarımız vardı. Kesinlikle. Burada öncelikle bizlere ilk günden beri yanımızda olan, destek veren Zer kartın altyapı sağlayıcısına iVolt'a teşekkür ederiz. Pazarlama alanında da hem buraya hazırlanırken hem markaların pazarlama çalışmalarında bize destek olan SCB Artgroup'a teşekkürlerimizi sunuyoruz. Birkaç teşekkür de benden. Zergo'da teknoloji sağlayıcımız, uzaklardan gelen ve bugün aramızda olan Spryker'a, uygulama tarafında ilk günden beri, aslında hayal ettiğimiz günden beri birlikte olduğumuz partnerimiz Deloitte Digital'a, grup şirketimiz Yapı Kredi'ye ödeme tarafında göstermiş oldukları iş birliktelik için, lojistikte yine grup şirketimiz Sendeo'ya ve Borusan Lojistiğe ve ek olarak tüm ödeme yöntemlerinde hem bilgisi hem tecrübesi hem de teknolojisiyle bizi destekleyen CraftGate'e ve entegrasyonda partnerimiz olan Entegra'ya teşekkür ederiz. Son olarak da çok büyük bir çalışmaydı. Gece gündüz demeden ve tabiri caizse off demeden gururla, motivasyonla, büyük bir istekle çalışan tüm ekibe buradan teşekkür ederim. Teşekkürler.